Valla bu masa tamamdır. Servis masası falan koymanıza da gerek yok. Şu mangalı... Mangalı da şöyle falan koysak tamam ya. O zaman duman falan gelmez bize. Oğlum, biz etleri içeride yapar getiririz. Ha yok hayır, arkadaşımla biz hallederiz onu. Siz sadece böyle meze, peynir, salata falan bir şeyler ayarlasanız tamam bize. Misafir bir kişi mi? Bir kişi Şükrü abla. Saat 7 gibi hazır olsun. Tamam. Turun koş. Yine çarşıdayım. Şu sevgili kafede. Hüseyin telefon etti. Taş taş üstünde bırakmamış. Al işte. Neden? Olacağı buydu zaten. Diyor ki buydu. Gelsin biri. Kızı zapt etsin. Muazzez Hanım'ı bulun bana. Arabadayım, bekliyorum. Gelsene ben. Tamam bir dakika. Ne olmuş mu? Neye ne olmuş? Ay bir de soruyor musun ne olmuş diye? Çarşılalarmış Hüseyin Dilik kafesinde. Murat bunu bırakıp gitmiş. Bu da camı, çerçeveyi indirmiş. Sonunda delirttiniz kızı. Artık kına yakarsın. Yine yavrum, ne olur yapma. Sakın yanıma gelmeyin, sakın. Vallahi yıkarım bu evi başınıza. Yine çiçeğim. Büyük rezillik çıkarttı bu. Odasından çıkmayacak dışarıya. Doktoru da çağırın, hemen aklını başına getirsin bunu. Beğendin mi anne? Beğendin mi eserini? Oğlum ben mi haksız oldum şimdi? Sen hiç haksız olur musun Candan Hanım? Sen hiç haksız olur musun? Murat var ya benden ayrıldı. Hem de senin yüzünden. Başım göğersin şimdi. Seni asla hak vermeyeceğim bundan sonra. Mine, lütfen böyle konuşma. Abla, lütfen sırası Mine. Değil. Abla. Mine kızım, lütfen. Mine. Mine kızım, lütfen beni dinler misin? Abla. Torun, şu ananı zapt et. Eğer sen zapt edemezsen ben bunu kapattıracağım. Bir daha da dışarı çıkamayacak. Şükrü abla, siz girebilirsiniz içeri. Murat Efendi kızı terk etmiş, olay bu. Annem ne yapsın? Sen artık bu evin tek erkeğisin. Herkesi derle, toparla, hizaya sok. Bu evi nişan gecesinden önceki vaziyete getir. Getiremiyorsan da gözüme görünme. Kumar masalarında ömrünü tüketeceğine ailene bir faydan olsun. Yoksa ben seni de hizaya sokmasını bilirim. Aferin Tuğrul. Tam da misafir çağıracak günü buldun. Ay Rezvan, bilgi kirliliği içindeyim. Nasıl doktor bey? Bu gece rahat uyur. Ama yarın mutlaka bir uzmanın görünmesi lazım. Geçici sakinleştiriciler çözüm olmayabilir. Peki görebilir miyim kendisini? Özellikle size çok tepkili. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Ne oldu? Sakinleştin biraz. Birazdan uyur. Kızı bu kadar çıldırtacak ne yaptınız? Sorun nedir? Söyleyebilir misiniz bana? Biz bir şey yapmadık. Nişanlısından ayrıldı. Oğlana başka seçenek bırakmadınız ki. Muazzez yanında mı? Yanında. Gözünüzü üstünden ayırmayın. Bir an önce de psikolog görsün. İyi akşamlar. Ben geçireyim sizi. Babaanne, beni masaya beklemeyin. Arkadaşım gelecek. Bahçede yiyeceğiz biz. Kimse de yemek yiyecek hal kalmadı zaten. Ya üzülme artık abla. Hem ben ortada hallolmayacak bir durum görmüyorum ki. Hani gider konuşursun Murat'la yarın. Sinirle söyledim falan filan dersin. Hayır, istersen ben de konuşurum gerçekten. Sana kızıp acısını kızdan çıkarmasın. Ne bekliyordunuz ki? Oğlana ağzınıza geleni söyleyeceksiniz. O da ya Rabbi şükür deyip kızı koluna mı takacaktı? Fatoş, bana bir kaşık çorba koy, ilacımı içeceğim. Vallahi kızının iyiliği için birazcık alttan alacaksın ablacığım. Hayır, ben çok fena gördüm Mine'yi. Hayır, tımarhanelik olursa daha mı iyi? Kapat elini Nazan.
olacağım, haberiniz yok. Sen zaten oldun, haberin yok.